Fakat kâle teâlâ, Allah-u Teâlâ bu usta, fakat kâle Allah-u Teâlâ ne buyurdu? İnnemâ velîkumullâhu ve rasûlühü. İnnemâ velîkum, ancak sizin gerçek manada yarınız, yardımcınız, veliniz, veli nimetiniz, sahibiniz kimdir? Allah ve Allah'tır buyuruyor. O belli. Ve rasûlühü. Atfediyor kendi zatına. Rasûlü de sizin velinizdir ve sahibinizdir ve yardımcınızdır buyuruyor. E tabi ki Allah-u Teala'nın bütün vahiylerini, hükümlerini bize o tebliğ etti. Sallallahu aleyhi ve sellem. Fakat kâle aleyhissalâtu vesselâm, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu? Ene veliyyü kullu müminin. Bu da hadis-i şerifte, ben her müminin velisiyim. Yani sahibiyim, yardımcısıyım. Bunu Bukhari, Ahmed bin Hanbel, Ebu Davud, Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet etmişler. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in bu hadis-i şerifini. Ben her müminin velisiyim. Şimdi burada velisiyim, sahibiyim. Nerede tezahür ediyor? Ne buyuruyor? Yine ayet-i kerimesine bakın. Fakat Allah-u Teala, Allah-u Teala ne buyurdu? En-Nebiyyü evlâ bil müminin min enfusim. En-Nebiyyü, o Nebi Zişan, evlâ, daha yakındır bil müminine. Bizim gibi müminlere elhamdülillah Allah imandan ayırmasın. Kimden daha yakındır? Min enfusim, canlarından daha yakındır. Şimdi bu canlarından daha yakın olması, yani bizim kendi öz canımız var diyelim, işte önce can sonra canan demişler. Efendim, ama Resulullah bize canımızdan daha yakın olduğunu ayet-i kerime bildiriyor. E tabii ki insan kendi canını cehenneme atmaya uğraşıyor günahlar işleyerek. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ona şefaat etmek istiyor, onu kurtarmak istiyor. Elinden tutuyor, belinden tutuyor, çekiyor. Cehenneme düşmesin diye gece gündüz uykusuz kaldı, aç susuz kaldı ki ümmetine şefaat hakkı makam Mahmud'a çıkabilsin diye teheccüd namazlarını ömrü boyunda devam etti. Efendim, geceleri birkaç saatten fazla hiç uyumayıp da ayakları şişinceye kadar bütün teheccüd kılmaların için. Asen yeb'ateke rabbuke makamun mahmuda. Rabbin seçeve minelleyl fe teheccüd bi nafile tellek. Ümmetine farz değil, sana ziyade bir farz. Beş vakitte vitre ilaveten bir farz yaptım sana teheccüd namazı. Niye? Rabbin seni makam mahmuda yükseltecek. Makam mahmuda kime lazım? Bütün insanlık şefaat bekliyor. Kimse şefaat edemiyor. Adem aleyhisselam, İbrahim aleyhisselam, Nuh aleyhisselam, Musa aleyhisselam, İsa aleyhisselam kala kalmış. Onlar da ümmetine bile şefaat edemiyor. Bir tek Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem o makamda Allah-u Teala işte secde ediyor, hamd ediyor. Mevla ona şefaat makamını açmasına izin veriyor. Bu makama neyle geldi? Teheccüd namazıyla vesile duasını yaptırıyor bize işte. Her ezandan sonra o vesile duasını yapana şefaatim nasip olur buyurduğu mesela dua. Anladım da senin annen sana yarın ahirette şefaat etmek için her gece teheccüde kalkar mı? Senin baban efendim 20 sene 23 sene nübüvvetten sonra hesap edelim. 23 sene yaşasaydı kıyamete kadar teheccüde devam edecekti. Ameller niyetlere göre değil mi? Peki saatlerce 3-4 saat ayakta namaz kılar mısın? Annen, baban nerede duyulmuş ki? Kim teheccüd? 12 rekat kılan bile 11 dakikada kılıyor Allah muhafaza. O da sakata gidiyor. Yani hadi ki uzun kılanları düşünelim. En uzun kılanı düşünelim. Yarım saat. Hadi bir saat. Hadi hafızlı cüz okuyor falan bilmiyorum. 2 saat. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem 4 saat, 5 saat rükûlarda, secdelerde kalıyor. Ümmetine şefaat etmek için. Sen kendi canın için, cehennemden canını kurtarmak için bunu yapıyor musun? Yapmıyorsun. O hepimiz için yaptı mı? Yaptı. Ve şefaat makamını kazandı. Ve ümmetin büyük günahkarlarına şefaatimi ayırdım buyurdu. Ve makam Mahmud'u kazandı. Ve bütün peygamberlerin bile şefaat hakkını o temin edecek şefaat makamını açmak suretiyle Mevla'dan. Bunu o koparacak, yani bu fazl-ı kerem-i lütfa o mazhar olacak diyelim. Bu sana canından ileri olmuyor mu? Senin canın kendini düşünmüyor. Kendi canımızın keyfine yaptığımız işlerden cehennemi boylama tehlikesiyle karşı karşıyayız hepimiz. Onun için veli, dost, yardımcı, Mevla, sahip, Allah Teala buyurur. Yine işte Bukhari, Ahmed, Ebu Davud'da rivayet hadisi, en evla bi küllü müminin min nefsi. Ben her mümine canından daha yakınım. Yani daha ileriyim, daha merhametliyim. Efendim. Ondan sonra
فَمَنْ مَاتِمْ عَلَيْهِ دِينُمْ وَلَمْ يَتْرُقْ وَفَانْ فَعَلَيْهِ قَزَاوُ Bütün Müslümanlara kendi döneminde teminat verdi sahabesine. Kim ölür de borç bırakırsa, kabirde rehin kalmaması için onu ödemek bana aittir. O borcu ben üstlendim diyor. Bu kadar binlerce, on bine, yüz bine aşkın sahabe vardı vefatından evvel. Veda haccında bulunduğu üzere. Hepsinin borcunu diyor. Kim borç bıraktıysa alacaklısı gelsin. O öldüyse borçlu benden alsın diyor. Ama men terake malen, kim mal bırakırsa onun malından bir şey istemiyorum. Feli ve raseti, onun işte anas babası, oğlu, kızı, varisleri kimse bıraktığı mal varislerinin olsun, bıraktığı borç bana aittir diyor. Bunu yaptı sallallahu aleyhi ve sellem. Ondan sonra zaten İslam'ın başında borçlu ölenler de sorardı. Cenaze namazı kılacak mı, kılmayacak mı? Borcu var mıydı? Vardı derlerse siz kılın buyururdu. Efendim ya da sorardı ödeyecek mal bıraktı mı? Derlerse ki malı da yok. Borçlu kaldı ahirete gitti böyle. Sallu ala sahibiküm siz kılın derdi. Kendi kılmazdı. Sonra ama o zaman devlet fetihler yapmamıştı. Ganimetler gelmemişti. Beytülmal müessesesi yani hazine, devlette hazine oluşmamıştı. Ne zaman ki fetihler yapıldı, ganimetler gelmeye başladı. Sallallahu teala aleyhi ve sellem. Kim mi bu efendim borçlu öldüyse alacaklısı benden alsın buyurarak bir insanın oğlunun yapamayacağını, babasının, anasının yapamayacağı kadar her Müslümana bu yakınlığı gösterdi. Sallallahu teala aleyhi ve sellem. Ona yine ve kâle sallallahu aleyhi ve sellem ne buyursa men kuntu mevla fe aliyyun mevla. Bu Mevla isminin Efendimiz'e verildiği hadislerden biri. Bu da meşhur. Ve sahih bir hadis-i şerifte geçiyor. Tirmizi rivayet ediyor. Ve hasen olduğunu söylüyor. Men kim ki kuntu ben oldum Mevla, onun Mevlası. Yani dostu, yarı yardımcısı. Fe aliyyun, Ali de nedir? Mevla, onun Mevlasıdır. Yani beni sevip dost bilen Ali'yi de dost bilsin. Burada o manadadır. Buradan kalktılar, Şia yol şeyler efendim, ben sizin nasıl ki sahibinizim, yardımcınızım, sade Ali'sin şeyinizdir. Ebu Bekir Ömer'i de yok, hiçbir sahabe yok, sadece Ali. Halbuki kardeşim, ayetler sebebin üzülünü bilmeden doğru anlaşılamaz. Hadisler sebebi vurduğunu bilmeden doğru anlaşılamaz. Yani neden sebep buyurdu bunu? Çünkü mesele şöyle oldu. Üsame bin Zeyd, biliyorsunuz Zeyd radıyallahu anh, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin nesiydi? Cahiliyet döneminde evlatlığıydı. Sonra İslam evlatlık müessesesini kaldırınca tabii ki sahabe-i kiramdan biri oldu. Ama çok Efendimizin sevdiği, değer verdiği sallallahu aleyhi ve sellem bir zat idi. Onun oğlunun adı Üsame radıyallahu anh, biliyorsunuz meşhur sahabi. Bir mesele oldu. Hazreti Ali Efendimiz ile arasında Hazreti Ali'ye dedi ki bir münasebetle işte neyse leste Mevla, inema Mevla Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Benim Mevla yani şeye de deniyor, köleyi azat edip hürriyetine kavuşturan o kölenin Mevlası oluyor. Mevlası ne demek? Onu azat eden sahibi yani manasına geliyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, şimdi Üsame radıyallahu anh'ın babası Hazreti Zeyd'i kim azat edip hürriyetine kavuşturdu? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Dolayısıyla onun oğlunu da, torunlarını da hepsini üzerinde bir hakkı olmuş oluyor. Velayet yani azat etme, hürriyetine kavuşturma vesilesiyle ona Mevla deniyor. Hazreti Ali Efendimiz'le bir konuşma sırasında sen benim Mevlam değilsin. Yani benim, ben seni sevmiyorum, dostum değilsin manasına değil. Beni azat eden ya da babamı azat edip bizim aileyi hürriyetine kavuşturan sen değilsin manasına. Benim Mevlam Resulullah'tır sallallahu aleyhi ve sellem. Yani bize babama çok iyilik etti, bize azat etti demek istedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bunu işitince bu hadisi buyurdu. Yani men kuntu mevla fe aliyyun mevla. Ben kimin mevlasıydıysam, yani kime dostluk manasına da geliyor bu. Fe aliyyun mevla. Ali de onun mevlasıdır. Yani şimdi biz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bizim velimiz, mevlamız, yani sahibimiz, yardımcımız, şefaatçimiz, işte bize canımızdan ileri değil mi? Hazreti Ali de öyledir. Hazreti Ebubekir öyle değil mi? Ama burada konu Hazreti Ali'ye dendiği için bu laf Hazreti Üsame tarafından
Hazreti Ali hakkında bu konu geçtiği için bunu buyurdu. Zaten öbür türlü ayette de var. Vellezine amelüllezine sizin veliniz iman edenler namaz hakkıyla kılanlar ve ütüne zekatı umrakevun. Namaz kılan zekat verenler hep sizin velinizdir, sahibinizdir, birbirinizin dostusunuz falan. O umumi zaten var. Bu Hazreti Ali hakkındakinde burada Efendimiz ben kimin Mevlasıysam. Yani ne demek? Buradaki mahalli istişadımız ne? Delil aldığımız nokta Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kendisinin hakkında Mevla tabirini kullanmış mı? Kullanmış. En sahih hadis-i şerif. En sahih hadis-i şerif. Onun için burada Şia'nın çıkaracağı bir delil yok. Yani ne demek? Halifeliğe en layık olan Hazreti Ali'ymiş de diğer üç halife onun hakkını yemiş de haşa haşa ya gitsinler işine ya. Bu manada konuşulmuyor burası. Burada dostluk, nusrat, yardım etmek ve itk, yani azat etme meselesinde. Çünkü Hazreti Ali'nin bir de biliyorsunuz amcasının oğlu olması, damadı olması hasebilende zaten cenazesinde de yani aile yakınları Efendim sallallahu aleyhi ve sellem'in defninde hazır bulunan aile yakınlarında kim var? İşte Hazreti Ali Efendimiz'dir, kabri şerife inenler de diyorsun. İşte Efendim sallallahu aleyhi ve sellem amcası Abbas derim, oğlu Kusem İbni Abbas, Abbas Efendimiz'in oğlu Kusem, işte Abbas'ın kardeşi ondan sonra. Burada bütün o noktalarda yani aile yakınlığı bakımından, aile yakınlığı bakımından Ehl-i Beyt meselesinde tabii ki amcaları, amcaoğulları bunlar karabet meselesi. Ama maneviyat ve fazilet bakımından Ebu Bekir Sıddık'ın eftal olduğunu Hazreti Abbas da söylüyordu. Hazreti Ali de söylüyordu radıyallahu anh'a. Onun için burada onlara ekmek buradan çıkmaz. Ama buradan Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kendisi hakkında Mevla ismini kullandı. Bir de yani ben birini azat ettiysem, hürriyetine kavuşturduysam, onun o manada Mevlası olduysam o manada Ali de onun Mevlası sayılır. Çünkü neden? Aile birliği içerisinde karabet var, akrabalığı var. Yani o aileye bir ikram yapıldıysa, tabii ki Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yaptıysa da onun ailesinden de bu sayılır. Bu manada yani Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme veli ve Mevla kullanılıyor. Ne gibi? Allah-u Teala hakkında da فَاللّٰهُ وَالْوَلِيُّ Nasıl ki Allah veli ancak Allah'tır. İşte ancak Allah'tır çünkü hakiki yardım eden odur. Yaratan ancak odur. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de velidir buyuruyor. اِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللّٰهُ sizin veliniz Allah'tan ve Resulü de var öbür ayette. O ne manada? Allah-u Teala'nın vahiylerini size ulaştırıyor. Size şefaat edecek. Sizi çok düşünüyor. Sizin iyiliğinize çalışıyor. Bu manalara tabii ki geliyor.